Selamlar arkadaşlar. Mustafa Yağcı AYT Matematik Soru Bankası'ndan Murat Çelikkaya hocamıza ait diziler sorusu çözelim. Genel terimi verilen AN dizisi için 2A1, 3A2, 10A9 toplamı kaçtır diyor. Öncelikle şu AN'in genel terimi arkadaşlar biraz klasik bir tarz. Artık bildiğinizi düşünüyorum ama bir kere daha gösterelim. Şimdi N çarpı N faktöriyeli. Ben şöyle düşünebilirim n çarpı n faktöriyele bir n faktöriyel ekledim bir de n faktöriyel çıkardım. Şu ikisini n faktöriyel parantezine alırsam n artı 1 çarpı n faktöriyel geldi eksi n faktöriyel. n artı 1 ile de n faktöriyeli çarptığımda n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel olmuş oldu. Yani n çarpı n faktöriyel buna eşittir diyebilirim. Şimdi 1 çarpı 1 faktöriyel için uygulasam bakın 1 fazlası eksi kendisi 2 çarpı 2 faktöriyel için uygulasam 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel bunları topladığımda en son n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel geliyor bunları topluyorum. Şunlar birbirine götürdü zaten. Ne geldi? N artı 1 faktöriyel. Buradan da eksi 1 kaldı. Yani arkadaşlar ben artık dizinin genel terimini bulmuş oldum. Dizinin genel terimi neymiş? N artı 1 faktöriyel eksi 1'e eşitmiş arkadaşlar. Burayı her soruda çıkarmaya gerek yok artık. Yani karşınıza bol miktarda gelecek. O yüzden bir kere kendiniz çıkarın ama ezber yapmayın. Bir kere kendiniz çıkarın iş bitsin. Şimdi ne diyor? 2 tane A1 diyor. 2 tane A1. A1'i yazıyorum arkadaşlar. En yerine 1 yazdım. 2 faktöriyel eksi 1 geldi. 3 tane A2 diyor. 3 tane A2'yi yazıyorum. A2. Evet en yerine 2 yazdım. 3 faktöriyel eksi 1. 4 tane 4 faktöriyel eksi 1. 10'a kadar gidecekmişim. 10 tane 10 tane 10 faktöriyel eksi 1. İşte benden istenen şey buna dönüşmüş oldu. Şimdi bunu açıyorum bakın. 2 çarpı 2 faktöriyel geliyor. Buradan bir de eksi 2 geliyor. O dursun. O şurada dursun. 3 çarpı 3 faktöriyel geliyor. Bir de eksi 3 geliyor. O da dursun. 4 çarpı 4 faktöriyel geliyor. Bir de eksi 4 geliyor. O da dursun. 10 çarpı 10 faktöriyel geliyor. 10 çarpı 10 faktöriyel bir de buradan eksi 10 gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi şu kısmı aslına bakarsanız biz yukarıdan bulabiliriz değil mi? Yani bakın şu kısmı arıyorum ben. N'e 10 verdiğimde. N'e 10 verdiğimde arkadaşlar. N'e 10 verdiğimde. Şuradan ne geldi? 1 geldi. N'e 10 verdiğimde buradan ne geldi? 11 faktöriyel eksi 1. Yani aradığım yer 11 faktöriyel eksi 2. 11 faktöriyel eksi 2. Eksi diyelim. Burayı da eksi parantezinde düşünelim. 2'den 10'a kadar sayıların toplamı. 10 çarpı 9 bölü 2 ama 1 yok. Bunlar gitti. 45, 46. Bir saniye 1'i çıkarıyorum. 44. Eksi 44. Dolayısıyla cevap 11 faktöriyel eksi 46'dır diyebiliriz. Yani cevap şıklarda yok arkadaşlar. Diyordum ki tabii ki hemencicik gördüm cevap Edirne. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Gençler ufak bir işlem hatası yapmışız. Şurada 2'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 1'den 10'a kadar 10 çarpı 11 bölü 2'dir. 5 kere 1, 11, 55. 1 çıkardım 54 oldu. Yani burası 44 değil 54. Burası da 56 olacak. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Cevap cevabımız inşallah bu sefer doğru yazacağız. Evet 11 faktöriyel bir kere ya. Burada 11 var ben gitmişim 10 faktöriyel işi. Hiç uyarmıyorsunuz ya aman uyarmayın. Aman sadece yorumlarda yazın hocam yaşlandın hocam yaşlandın. Evet cevabımız burada Bursa arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın.